Gençler, ders başladı. Çocuklar günaydın. Sağ baştan say. 1 2 3 4 11 12 son. Evet çocuklar, serbestsiniz. Topları alabilirsiniz. Ferdi Kastamonu'da doğdu. Küvese aldılar. 20 gün küveste kaldı. Sonra köye götürdük. Bana boş vermediler. O zaman verdiler. Sonra İstanbul'da burnunda et vardı. 1,5 yaşındaydı. Onu ameliyata aldılar. O ara fark ettik. Doktorlar öyle söyledi. Sonra işte o zaman öyle engelli olduğunu anladım. Öğrencilerden bir tanesi Ferdi'ydi. Ferdi çünkü gelişimsel olarak arkadaşlarından farklılık gösteren bir öğrenciydi. 3 farklı engel türü vardı Ferdi'nin. Dil konuşma, bedensel ve zihinsel. Bu anlamda okul olarak, öğretmenler, öğrenciler olarak Ferdi'ye daha verimli olabilmek için öncelikle Ferdi'nin görünür kılınmasını istedi. Bu sebeple onun sınıfına daha fazla ziyaretlerde bulundum. Onun güzel yönlerini daha fazla ortaya çıkarmaya çalıştım. İkinci olarak okulumuzla birlikte yaptığımız gezilere Ferdi'nin katılmasını sağladık. Ferdi bizimle birlikte tüm gezilere katılmaya başladı. Anneler Günü'nde annesi için bir plaket hazırlattık ve annesinin Anneler Günü'nü kutladık. Ferdi'nin doğum gününü kutladık okulda. Şenlik şekilde geçti. Öğretmenler, öğrenci arkadaşları katıldılar. Ve böylece artık Ferdi okulda daha görünür, daha herkes tarafından bilinir ve herkesle iletişim kurabilir hale geldi. Ferdi'nin böyle bir gelişimsel süreci oldu. Geldiğinde içe kapanık olan, sessiz, sakin olan öğrenci, sonlara doğru herkesle iletişim halinde olan, mutlu, hayattan keyif alan bir birey haline geldi. Her türlü yardımcı oldu. Asansöre binmek için akbilini verdiler, yemeğini falan verdiler. Öğretmenler özel sınav yaptılar Ferdi için. Her türlü imkanı sağladılar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 12, son. Hazır ol. Teşekkür ederim. Birazdan derse başlayacağız. Derse başlamadan Ferdi bu yıl okuluna devam ediyor ve giriş sınavına Türk hükümeti tarafından engelliler için kredilendirilmiş bir subay olmak için hazırlanıyor. Türkiye'de 513.276 engellinin yanı sıra kamu sektöründe çalışan 50.000'den fazla engelli ve özel sektörde çalışan 100.000'den fazla engelli bulunmaktadır. Türkiye'deki engelli öğrenciler devlet okullarında kendi yaşıtları ile birlikte diğer öğrenciler gibi eğitim almaktadırlar. Ayrıca devlet bu öğrencilere özel rehabilitasyon merkezlerinde özel eğitim alma imkanı sağlamaktadır.